Merhaba, bu videomda sizlere uyku sorunlarınızla baş edebilmenizi sağlayacak, uykuya geçişi kolaylaştıran, aynı zamanda stres ve depresyona bağlı oluşan uyku sorunlarından kurtulmanıza, kaliteli ve düzenli uyumanıza yardımcı olacak son derece başarılı bir kür tarifi paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim, kürümüz iki ayrı bitkiden oluşmakta. Bunlar limon, melisa ve kedioğutu bitkileri. Ekranda bu iki bitkinin faydalarını sizlerle paylaşırken kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Melisa ve kedioğutu bitkileri ilaç sanayi tarafından depresyon, strese bağlı sorunlar, anksiyeteye, uyku sorunları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmakta. Bu iki bitkiden oluşan birçok hap ve kapsül de piyasada satılıyor. Ancak bu bitkilerin içerisinden alınan etkin maddelerden hazırlanan bu ürünler çoğu zaman istenilen faydayı sağlayamamakta. Aynı zamanda yurt dışından gelen bu bitkisel ilaçlar fiyat bakımından da ulaşılabilir olmaktan iyicene uzaklaştılar. Şimdi sizlerle paylaşacağım bu tarif hem fiyat olarak bütçenizi yormayacak hem de o çok pahalı ilaçlardan kesinlikle daha sağlıklı ve güvenilir bir kullanıma sahip. İşte mağazalarımızda birçok müşterimize önerdiğimiz ve çok olumlu sonuçlar aldığımız, uygulaması gayet kolay, başarı oranı son derece yüksek olan kürümüzün tarifi. Efendim, kürümüze melisa bitkisiyle başlıyoruz. Kaynamış olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı, yaklaşık olarak 2 gram melisa bitkisi katıp 5 dakika demlemelisiniz. Sonrasında süzerek 1 ay boyunca her gün sabah kahvaltısından 2 saat sonra içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye içerisine limon, şeker, bal vesaire benzeri hiçbir tatlandırıcı madde ilave etmemeli. Her defasında taze olarak hazırlamalısınız. Zaten melisa çayı lezzetli bir çay olduğundan içerisine bir şey katıp tatlandırma ihtiyacı da kesinlikle oluşmayacaktır. Şimdi gelelim kedioğutu bitkisine. Melisa çayı ile birlikte kullanmaya başlamalısınız. Peki nasıl hazırlamalısınız? İşte tarifi. Kaynamakta olan 1 su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine 1 tatlı kaşığı, yaklaşık olarak 2 gram kedioğutu kökü bitkisinden atıp 5 dakika kısık ateşte kaynatmalısınız. Sonrasında süzmeli ve 1 ay boyunca günde bir defa akşam yemeklerinden 2 saat sonra içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemeli. Her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Kedioğutu bitkisi koku olarak oldukça ağır ve kötü bir kokuya sahip. Ancak tadı kesinlikle çok kötü değil. İçmekte zorlanacaklar muhakkak ki olacaktır. Ancak son derece faydalı olan bu bitkiyi kesinlikle kullanmaya değer. Her bir aylık kullanım sonrasında bir hafta boşluk bırakıp 3 kür ard arda kullanılması gerekmekte. Melisa bitkisi ve kedioğutu bitkisi piyasada kolaylıkla ulaşabileceğiniz bitkiler. Ben kullanım kolaylığı ve etkin maddesini daha hızlı salması sebebiyle öğütülmüş bitkiyi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Alacağınız bitkilerin raf ömrünü geçirmemiş, doğru paketleme ile muhafaza edildiğinden emin olmalısınız. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.